Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı yaşam dersine insan yaşamında psikolojik ve psikiyatrik sorunlar ve çözümleri konusuyla devam edeceğiz. Bu programda sağlık açısından psikolojinin özelliklerini, bireylerde psikolojik ve psikiyatrik sorunları ele alacağız. Psikoloji terimi kök itibariyle Yunanca zihin ve bilim anlamına gelen kelimelere dayanır. Psikoloji canlıların ve insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceler. Psikiyatri ise zihin sağlığı ve hastalıklarıyla uğraşan tıp bilimidir. Bu alanda çalışan sağlık çalışanları da psikoloji bölümü mezunu psikologlar ve tıp fakültesi mezunu psikiyatristlerdir. Sağlığı sadece bedenle ilgili bir kavram olarak görmemek gerekir. Sağlık zihin ve bunları etkileyen sosyal çevresiyle bütün olarak ele alınmalıdır. Bedensel ve zihinsel sağlık birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında psikolojik sağlığın korunması ve geliştirilmesi daha kolay, ucuz, insancıl ve etkilidir. Psikolojik sağlık bozulduğundaysa psikiyatrik hizmetler olmazsa olmazdır. Psikolojik açıdan iyi olan bireyler çevreyi ve kendilerini gerçekçi bir biçimde algılar. Kendine güvenen bu bireyler saygı ve sevgi çerçevesinde toplumsal normlara uygun hareket eder. Olumlu psikolojik sağlık boyutları şunları da içermelidir öz kabul, bireysel gelişim, yaşam amaçları, olumlu iletişim kurma ve özerklik. Şimdi programa erişkinlerde psikolojik ve psikiyatrik sorunlarla devam edelim. İlk ele alacağımız konu kaygı bozuklukları olacak. Kaygı kişinin gündelik hayatta karşılaştığı olaylarla ilgili olarak engelleyemediği, içten gelen korku, kaygı, sıkıntıyla yaşadığı aşırı endişelenmesidir. Kaygı bozukluklarını bir tür alarm olarak görebiliriz. Tehlikelere ya da tehlike beklentilerine karşı ortaya çıkar. Bu anlamda bu uyaranlara karşı koruyucu önlemler alınmasını sağlar. Bu noktada kaygı bozuklukları çok hafif gerginlik ve tedirginlikten aşırı panik olmaya varan düzeylerde olabilir. Bazen bu durum kronikleşebilir ya da uyarıya şiddetle veya süre olarak uygunsuz bir yanıt verilebilir, sık tekrarlayabilir. Bu konuda üzerinde durulması gereken bazı durumlar da vardır. Bunlardan ilki fobilerdir. Korku, insanın bir durum karşısında güçsüzlük hissettiğinde ortaya çıkan normal bir duygudur. Fobi ise patolojik korkulara verilen isimdir. Tehlikeli olmayan durumlar için korku söz konusudur. Heyecan derecesindedir. Yaşam kalitesini düşürebilir, rahatsızlık verir ve günlük yaşamı ve aktiviteleri engeller. Yalnızlığa yönelik olan agorafobi, sosyal fobi ve özel fobileri bu boyutta düşünebiliriz. En basit tanımıyla antrenman bir amaç ya da hedef doğrultusunda yapılan, planlanmış, yapılandırılmış ve düzenli olarak tekrar edilen fiziksel aktivitelerin toplamıdır. Fiziksel egzersiz olarak da adlandırabiliriz. Kavramın tanımından yola çıkıldığında sporcular dışında mesleki sebepten dolayı yapılamayacağını görürüz. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da panik bozukluktur. Anksiyete eğer ani başlangıçlıysa ve fiziksel belirtiler eşlik ederse panik atak geçirilir. Panik bozukluk ise beklenmedik anda tekrarlayan panik atakların olmasıdır. Panik ataktaki fiziksel belirtiler nefes almada güçlük, sık soluk alıp verme, çarpıntı, baş dönmesi, terleme ve ölüm korkusudur. Panik bozukluktaki panik atakların ayırt edici niteliği ise bir nedene bağlı olmaksızın kendi ve beklenmedik biçimde ortaya çıkmalardır. Sıradaki konumuz olan somatoform bozukluklar psikolojik rahatsızlıkların bedensel olarak algılanmasıdır. Bunları da kendi içinde konversiyon bozukluğu ve somatizasyon bozukluğu olarak iki grupta ele alabiliriz. Disosyatif bozukluklarda ise kişinin belleğindeki bozukluklarla kimlik duygusundaki bozukluklar yer alır. Bu bağlamda değerlendirebileceğimiz disosyatif amnezi de genellikle stres verici, travmatik bir olaydan sonra aniden bireyin Kişisel bilgilerini unutması demektir. Bozukluğun düzeyi klasik unutkanlıkla açıklanamayacak kadar büyüktür ve bunu yaratan bir olay söz konusudur. Disosyatif fügde ise kişi sadece bellek kalbi yaşamaz, aynı zamanda aniden evinden, işinden ve sosyal çevresinden uzaklaşarak yeni bir kimlik benimser. Disosyatif kimlik bozukluğunda ise birbirinin yerini alabilen kimlikler vardır. Yeme bozukluklarıyla devam edersek öncelikle psikolojik kaynaklı olduklarını belirtmemiz gerekir. İlk rahatsızlık ise anoreksiya nevrozadır Bedenini kilolu algılama, beden imgesinde bozulma, zayıf bir bedene sahip olma arzusu kilo almaktan aşırı derecede korkmadır. Sıkı bir diyet uygulayabilirler, yediklerinin etkisini azaltmak için kusarak çıkartırlar. Bazıları yoğun egzersiz yapar, hatta kontrolsüz bir şekilde besinlerin kilo yapıcı etkisini azaltmak için ilaç kullanır. Bunun aksine bulimia-nevroza ise çok sık aralıklı aşırı yeme atakları ve ardından gelen kusmaların ön planda olduğu bir yeme bozukluğu tablosudur. Ama amaç yine zayıf bir bedene sahip olmaktır. Tıkanırcasına yeme bozukluğu ise kişinin yeme davranışı üzerinde kontrolü kaybettiği, aşırı yiyecek tükettiği bir yeme bozukluğudur. Diğer bir rahatsızlık ise şizofrenidir. Kişinin gerçekle gerçek olmayan arasındaki farkı ayırt edememesi, normal düşünce ve duygularını kontrol etmesine normal olarak davranmasını önleyen zorlayıcı bir hastalıktır. Sanrıları ve varsanıları vardır. Sanrı doğru olmadığı açık delillerle bilinen düşüncelerin kişi tarafından doğru olarak kabul edilmesidir. Varsanı ise var olmayan sesleri duyma, gerçekte orada bulunmayan nesneleri ve kişileri görme gibi örneklerle ifade edilir. Kişilik karmaşık bir olgudur ve kişinin yaşadığı toplumdan, kültürden etkilenen bir özelliği vardır. Kişilik bozukluğu tanısı koymak istiyorsak kişi beklenenden önemli sapmalar göstermeli, uyum bozucu bir işlev bozukluğuna neden olan iç yaşantılar ve davranışlar söz konusu olmalıdır. Burada birkaç tür kişilik bozukluğu vardır. Paranoid, şizoid, şizotipal antisosyal, sınırda, histrionik, narsistik, çekingen ve bağımlı Diğer konumuz cinsel bozukluklar olacak. Cinsellik yaşamımızdaki en özel, en mahrem ve en önemli alanlardan biridir. Her bireyin cinsel istekleri ve arzuları vardır. Bireylerin ve toplumların değer, kültür ve toplumsal özellikleri cinselliğin algılanmasını ve yaşanmasını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Cinselliğe yönelik bozuklukları 3 ana grupta toplayabiliriz sapkınlıklar, cinsel kimlik bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları. Çocuk ve ergenlerle devam edersek psikolojik açıdan sağlıklarına yönelik bazı göstergeleri sıralamak faydalı olacaktır. Psikolojik gelişim sürecini devam ettirebilmesi, yaşına ve gelişimine uygun davranışlar göstermesi, yaş ve seviyesine uygun bilişsel öğrenme ve beceri geliştirebilmesi, doğru ve yanlış hissinin gelişmesi ve onları ayırt edebilmesi, kişisel ilişkiler kurabilme ve geliştirebilmesi, arkadaşlıklar edinebilmesi. Çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlığını etkileyen faktörler ise şunlardır. Genetik faktörler, merkezi sinir sistemi ile ilgili faktörler, doğum öncesi ve sonrasına yönelik faktörler, kişilik özellikleri, yaş ve cinsiyet ve yoksulluk. Erişkinlerde görülen psikolojik sorunların, rahatsızlıkların ve hastalıkların gelişimi çocuk ve ergenlik dönemine dayanır. Birçok psikolojik sorunun başlangıcı çocuk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlar. Çocuk ve ergenlerdeki bazı psikolojik sorunlar ve özellikleri de şunlardır. Kaygı bozuklukları, depresif belirtiler, yeme bozuklukları, uyku sorunları, davranım bozukluğu, sigara ve alkol bağımlılığı. Evet arkadaşlar, sağlıklı yaşam dersi kapsamında insan yaşamında psikolojik ve psikiyatrik sorunlar ve çözümleri konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.